Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün 6 Temmuz Salı günü akşam 11 sularındayken kısa vadeli dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle dünkü özeti bir okuyalım. Dünkü özette dolarda ufak bir düşüş trendinde devam ettiğini 7 Temmuz'a kadar bu şekilde devam edebileceğini 8.68 altında kaldıkça bu şekilde yatay bir trend içerisinde kalabiliriz demiştik. Yurt dışı dolar endeksi e, Amerikan 10 yıllıkları ve 2 yıllıkları dolar TL'ye olumsuz etki yapıyor demiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da yayınımızı tamamlamıştık. Peki bugünkü duruma baktığımızda arkadaşlar yine e, bugünkü hareket öncelikle 8.63 e, önemli destek seviyemize geldi. Mor çizgi yine Twitter sayfasından da öğlen saatlerinde bahsettiğim noktaya değdi. Ve o DM sonrasında bakın 1 saatlik bazı açtığımızda da bu noktadan yukarı doğru sektiğini gözlemliyoruz. Saat 17'den sonra da biz hareketin hızlandığını yukarı doğru ve 8.70'lerin görüldüğünü gözlemliyoruz. Burada da yine ben hareketi incelediğimizde bakın şöyle bir trendi çizdiğimizde ve 1 saatlik grafikte yine durumun olumlu olduğunu gözlemleyebiliriz. Ama biz günlük bazda baktığımızda trend açısından e, hem indikatör açısından hem trend açısından baktığımızda Burada yarını sanki piyasanın daha çok beklediğini e, ben gözlemliyorum Artık yarın ve e, bir gün belki pay koyabiliriz arkadaşlar burada 8 Temmuz tarihine e, Bir gün eksik bir gün fazla Bu trendin artık yukarı doğru kırılması yönünde daha çok ihtimalli olduğunu çünkü indikatörlerin ve fiyat grafiğinin o tarafta birazcık daha meyillendiğini gözlemliyorum ama tabii ki net durumu yarın ve sonrasında inceleyebiliriz. Kaldı ki zaten biz 8.71'den ufak bir düşüş trendi içerisinde olduğumuzu buradaki arkadaşlar analizde yani 3-5 gündür de yapıyoruz zaten bunu. Bu devam ediyor. Bu düşüş trendinin büyümemesi için 8.63'ler kırılmaması gerekiyordu bugün. E, ufak düşüş trendinden büyük düşüş trendine girmemek için. E, o olmadı arkadaşlar. Yani 8.63'ten bir destek buldu. Ama yarın yine 8.69'lar civarının üzerinde bir kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum ben. E, bugün de duruma göre yine bu noktadan yükseliş trendi başlayabilir ama burada daha sağlıklı bir yükseliş trendinin başlaması için sanki... E, yine yarın 8.68 civarında bir e, noktanın kritik olduğunu bu noktayı takip etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum sizlerle beraber bunları takip edeceğiz yani yarından sonra da arkadaşlar haber akışları artıyor biliyorsunuz 7 8 9 tarihlerinde temmuz tarihlerinde önemli haberler var bunları takip edeceğiz sanki bu 7 8 temmuzdan sonra burada birazcık daha yukarı doğru ihtimal olmak üzere dolar TL trendini artık netleştirecek ve şu üçgen yapısı içerisinden kurtulacak. O üçgen yapısı da aslında şu arkadaşlar. Evet, bu yapıdan kurtulması için 1-2 gün kaldığını düşünüyorum. ve burada birazcık daha ihtimalin yukarı doğru olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. İndikatörler de bunları gösteriyor. Eğer yukarı kırarsa tabii ki 8.71'ler bize direnç olacaktır. Sonrasında 8.75 ve 8.80 rakamları var. Yine özet tarafında yazacağız. 5 saatlik grafiğe baktığımızda birazcık yorulmalar var arkadaşlar. Bu 8.70 bölgesini geçmekte birazcık zorlanıyor gibi gözüküyor. 1 saatlik grafiğe baktığımızda birazcık düşüş trendi başlıyor gibi gözüküyor. Bu durumda yine 8.68'ler Kısa vadede gelebilir gece saatlerinde 8.68'leri test ederiz diye düşünüyorum. Sonraki duruma sizlerle beraber bakacağız arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım bugün. Yarın ve sonrasındaki durumu yatay trendten kurtulup kurtulamayacağımızı izleyeceğiz. 8.68 bizim için kritik nokta. Burayı takip edeceğiz. Bu noktadan da yükseliş trendi başlayabilir. Altta da 8.64'ler artık bizim için önemli bir destek oldu. 8.64'ler kırılırsa da 8.59 ve 8.55'ler var ama şu an için uzak tarafta diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir de dolar endeksine bakalım arkadaşlar. Dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda evet. Dolar endeksi gördüğünüz gibi yukarı doğru bir hareket yaşatmış bugün. Ve saat 5 sularına baktığımızda da bakın burada da hareket yukarı gitmiş. Sabah sularında da. Ee, hareket yukarı doğru giderken aşağı geliyordu. Bizim dolar tl tarafında ilginç bir durum. Ee, tabii ki iş dinamiklerde burada etkili olduğunu bize gösteriyor. Peki Amerikan 10 yıllıkları ve 2 yıllıklarına bakalım. Evet Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda arkadaşlar burada e, saatlik baz değil günlük baz. Evet günlük bazda bir 43'ler gelebilir demiştik. Sonrasında da burada önemli bir desteğin olduğunu dün söylememiştik ama arkadaşlar bakın şu şekildeydi. 1, 2 ve 3'lü dip burada oluştu. bu noktanın da kırılmasıyla beraber şu mavi destek 1.38'lerin de altına geldi. Ve artık en dip noktası olan 1.35'lerde şu an tutunmaya çalışıyor. 1.35'ler kırılırsa bizim şu formasyona baktığımızda megafon şeklinde açılan bir formasyon gördüğüm için... Ben burada arkadaşlar yine 1.28'lere doğru hareketin devam etmesini beklerim. Bu da dolar TL'ye olumsuz yansıyabilecektir. Ama bu 1.35'lerde toplamaya başlarsa dolar TL 8.69 evet 8.69 seviyesini kırmaya çalışacaktır. Bunları takip edeceğiz. Size de öneririm. 2 yıllıklara bakalım. 2 yıllıklara baktığımızda da yine mor çizgiyi artık uzun zamandır aşağı doğru geliyorduk. Ve oraya dokunmak üzere 0.22'lerin altına hemen altındaki noktaya doğru devam edebilir. Onun altında da yine 0.21'ler bulunuyor. Fibo olarak da bakalım. Evet Fibo olarak da baktığımızda 0.21.43'ler gözüküyor. Şimdi tekrardan dolar tl'ye döndüm. 8.68'ler gece içerisinde görülebilir. E, özetimizi yapalım. Yarın dolar TL'de e, üçgen hareketinin sonuna gelinerek e, 868 civarından yükseliş trendi potansiyeli oluşabilir. Bir daha yüksek, şöyle diyelim daha yüksek ihtimal. E, yukarı doğru hareket gözüküyor ama yine de e, temkinli olacağız. E, ABD faizleri 10 yıllık ve 2 yıllık e, takip edilmeli. Orada bir dönüş olursa e, dolar TL'de yukarı gidebilir. E, dolar endeksi dolar TL'yi destekliyor. E, daha çok zaten etkileyen dolar endeksidir arkadaşlar dolar TL'yi. Faizler genellikle emtiaları birazcık daha baskılar. Bugün emtialar zaten yukarı gitti. Faizler aşağı geldi. Destek dirençlere bakarsak 8.64 artık bizim için önemli destek. Altında 8.59'lar var. E, onun altını şimdilik yazmayacağım. Direnç noktasında da 8.70 e, buçuk seviyesi var. Sonrasında 8.75, 8.80 bulunuyor. Peki arkadaşlar özetimizde yaptık. Şöyle kenara koyalım. Şimdi borsa analizine geçebiliriz. Borsa analizine geçtiğimizde burada dün arkadaşlar 140 binler gelebilir demiştik. Bugün gördüğümüz rakam 139.990. Yani tam 140 bine 10 puan kalmış. O noktadan geri dönmüş durumdayız e, ee, yükseliş trendi devam etse de birazcık e, sıkıntılı bir taraftayız. Yine Fibo ile destekleyelim biz bunu. Fibo ile desteklediğimizde 138 binlerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar burada e, 140 binlerin olduğu bölgede birazcık zorlanmaya başladık. E, 135 binlerden 140 binlere geldik. Bunun da düzeltmesi 138 binlere olması normal. Zaten 138 bin 200 liraya kadar Geldik 138 lira inmesi makul ama onun altına gelmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar günlük baza evet burada da e, yine alt noktaları 33 binleri test etsek de de yine bir miktar yukarı doğru hareket gelmeye çalışmış ama çok güçlü olmadığını düşünüyorum düşüş trendi devam ediyor diye sizlere aktarabiliriz. E, bir de unuttuk arkadaşlar Euro ve e, Sterlin'e bakalım şöyle bir. Euro tarafına baktığımızda arkadaşlar dolar TL'ye göre daha zayıf bir hareket var. Bu da çok normal çünkü dolar endeksi zayıfladığı için dolar Euro Türk Lirası o kadar güçlü kalamıyor. Burada düşüş trendinin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Dolar TL daha iyi. Sterlin de aynı şekilde arkadaşlar. Burada da yatay bir hareket mevcut. Dolar TL'ye göre zayıflar. Dolar endeksinin güçlenmesinden dolayı diğer para birimleri de zayıf kalıyor diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar bu şekilde burada videomuzu tamamlıyoruz. Son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda video teknik analiz setimizde konusunda bilgi almak isterseniz burada bir mail adresimiz var. Hoşçakalın. İyi akşamlar.